Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok çok kaliteli bir sinir sistemi sorusuyla tekrardan sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bize sinapstan bahsetmiş. Sinaps neydi? Al, hücre gövdesi. Hatta şurada göstereyim sana, hemen öğreniver onu da. Şurası hücre gövdesi. Hücre gövdesinden çıkan kısa uzantılara dendrit deniyor. Şurada çekirdek var. Olmayanı soracaklar hücre gövdesinde. Sentrozom. Sentrozom bulunmaz biliyoruz. Uzun uzantılara akson deniyor. Bazı aksonların üzerinde şöyle miyelin kılıf bulunuyor. Akson uçlarında şöyle nörotransmitter maddeler bulunur. Bu nörotransmitter maddeler salgılanır şu boşluğa. Karşı taraftaki dendritin reseptörlerine bağladığı anda uyarı tekrardan elektriksel olarak gitmeye başlar. Yani mevzu şu. Sinaps dediğimiz boşluğu, yani şu bölgeyi soruyor bize. Uyarıyı aldım, elektriksel olarak geldi. Burada kimyasal olarak karşıya geçti. Sonra yani buradaki nörotransmitter maddeler boşluğa salgılandı. Bunlar geldi, kendi reseptörlerine tutunduğu anda bu sefer uyarı gene elektriksel olarak yoluna gitmiş oldu. İşte bize şu boşluğu soruyor. Sinaptik boşluk denir buraya. Tamam mı? Akson boyunca uyartının akışı şekildeki gibidir. Eyvallah. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Hangileri doğrudur? 1. Sinapslarda nörotransmitter maddelerin salgılanma miktarı impuls sayısına bağlıdır. Eyvallah, doğrudur. Ne kadar çok, bak, salgılanma miktarı, yani şu sinaptik keseler uca doğru gelir abicim ve sinaptik boşluğa gönderilir. Şimdi ne kadar çok uyarı gelirse, yani uyartının şiddeti veya ne kadar artarsa veya süresi ne kadar artarsa meydana gelecek impuls sayısı da fazla olacak. Bu impuls sayısı ne kadar fazla ise buraya salgılanacak madde miktarı da onunla doğru orantılı olarak artacaktır. Bir doğru. Bir sinapsı geçen impulsların sayısı tepkinin derecesini belirler. Bak şimdi. Burası önemli çocuklar. Tepkinin derecesi. Şimdi bakın. Şunu kafanıza sokun. Bakın şunu kafanıza sokun. Ben bu elime iğneyi batırdığım anda, bak, elime küçücük bir iğneyi de batırsam, bunu buraya kessem de, parmağı buradan kessem de, bunun buradan gelip beyne gitme süresi aynıdır. Bak, iğne de batsam, kessem de beyne gitme süresi aynıdır. Sadece ne değişir biliyor musunuz? Bakın, birinde iğne batıyor, birinde kesiyorum ya, uyaranın şiddeti değişti değil mi? Birinde çok küçük şeyle uyardım, birinde kestim, uyaranın şiddetini değiştirdim. Uyaranın şiddetini değiştirirsem vereceğim tepki de değişir. Birinde elimi sadece çekerim. Diğerinde uyarı şiddeti büyük olunca çektim ve bastırdım üzerine. Kan kaybını durdurdum. Tamam mı? Mesela örnek. Birisi yanağınıza hafifçe tokat böyle hafifçe dokunduğu anda veya hızlıca vurduğu anda. Hafifçe dokunsa da hızlı da vursa bunun beyne gitme süresi aynıdır. İmpuls hızı değişmez. İmpuls hızı aynı kalır. Fakat birisi böyle dokunursa bir şey demezsin. Birisi hızlı vurursa senin şiddetin de artar, sen de ona vurursun. Anladın mı? Olay bu. Yani uyaranın şiddeti senin de vereceğin şiddeti değiştirir abicim. Bir sinapsı geçen impulsların sayısı tepkinin derecesini belirler. Sinapsların sayısı çok fazla olursa, yani uyaranın şiddeti fazla olursa vereceğin tepki de fazla olacak, sana onu söylüyor. Sinapslarda tepki şiddetini uyartının şiddeti belirler. Eyvallah, doğrudur. Bir önceki anlattığımın direkt olarak cevabı verilmiş durumda. Gördüğünüz gibi abicim, uyaranın süresi, uyaranın şiddeti, tamam mı? Bunlar sinapsların artmasını sağlıyor. Ona bağlı olarak da verdiğin tepki de ona göre değişmiş oluyor. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerin en çok karıştırdığı yerlerin başında gelir. Abicim çok çok güzel bir soruydu. Bunu da halletmiş olduk. Hadi bakalım. Bir sonraki soruda tekrardan görüşmek üzere. O bildirim zilini aç ki bu tek soru geldiği anda hemen zıplayasın sorulara. Tamam mı abicim? Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere.